Herkese selam Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber Huawei'in uygun fiyatlı tableti olan MatePad 10.4'ü inceleyeceğiz. Detaylarına hemen geçelim. Önce ilk olarak tabletimizin tasarımından başlayalım. Tabletimiz 450 gram ağırlığında gayet hafif bir tablet. 7.35 milimlik bir kalınlığı bulunuyor. Gayet o taraftan da ince. Zaten detaylarda da siz de görüyor olacaksınız. Yan taraflarda 4 tane hoparlörü bulunuyor. Bu Houston 7.0 destekli. Aynı zamanda Harman Kardon'la beraber birleşince çok güçlü bir hoparlörün bizlerle beraber olduğunu söyleyebiliriz. Zaten bununla videonun ileriki kısımlarında mutlaka detaylarını göreceksiniz. Aynı zamanda üst tarafında 3 tane de mikrofonumuz bulunuyor. Bu mikrofonlar sayesinde online toplantılarınızda o gürültülerin azalması gibi özellikler sağlıyor. Yan tarafında bir ses açma kapama tuşumuz, üst tarafında güç düğmemiz, yan tarafındaysa bir microSD kart girişimiz bulunuyor. Bu microSD kart sayesinde tabletimizin hafızasını arttırabiliyoruz. Ön tarafta da bir selfie kameramız bulunuyor. Hemen şurada siz de görüyorsunuz. Arka tarafta da bir adacığımız var. Bu adacıkta da arka kameramız bulunuyor. Bunların detaylarına tabii ki videomuzun devamında geleceğiz. O zaman küçük bir teknik kısımlar tablosu gelsin. Daha sonrasında detaylarına inelim. Huawei MatePad 10.4'ün Full View 2000x1200 çözünürlükte ekranı. 4 adet hoparlörü, bu hoparlörde Houston 7.0 destekli Harman Kardon ses çözümüyle geliyor. 450 gram ağırlığı, 7.35 milimlik bir kalınlığı bulunuyor. 3 tarafta 3 adet mikrofonu bulunuyor. 13 megapiksellik bir arka kamerası ve 8 megapiksellik bir ön kamera bizleri karşılıyor. Bu tabletimizin 4 GB RAM'i artı 128 GB'lık bir dahili depolaması bulunuyor. 7250 mAh'lik bataryası bizlere enerji sağlıyor. CPU'da da 8 çekirdekli bir işlemci karşımıza çıkıyor. 2 GHz'lik 4 adet Cortex-A73, 1.7 GHz'lik 4 adet Cortex-A53 çekirdekleri bulunuyor. Aynı zamanda tabletimiz klavye ve kalem desteğiyle bizlere geliyor. Şimdi bu saydığımız teknik özellikleri tek tek detaylarını inelim. Önce ekranla başlayalım. Huawei burada sizler için bir yeni ekran tasarımı düşünmüş ve bu yeni ekran tasarımında ne yapmış? Normal tabletlerde biliyoruz böyle dikdörtgen karenin etrafında sürekli yan yana simgeler bulunuyor alt alta. Biz bunları kendimiz gruplandırabiliyorduk ama burada Huawei yeni tabletinde yaptığı yenilikte sizin en sık kullandığınız uygulama hangisiyse bunları sizler için klasörlüyor. Aynı zamanda eğer bir uygulamayı, ki bunları birazdan detaylarını eminim ekranda göreceksinizdir, bir uygulama üzerine uzunca bastığınızda ve yukarıya doğru kaydırdığınızda o uygulamanın içeriklerini de görebiliyorsunuz. Ekstra olarak zaten canlı bir ekranı var. Bu ekranın yanında videoları çok iyi bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Zaten yan tarafında 4 tane hoparlör sistemi olduğunu söylemiştik. Sinematik bir mod yaratıyor sizlere. Böyle oyun falan oynamak istediğinizde, dizi film izlediğinizde keyfini çok iyi bir şekilde çıkartıyorsunuz ki zaten 2K bir ekran çözünürlüğü bulunuyor. Başka bahsedeceğim bir özellik ise çoklu ekran özelliği. Ne bu çoklu ekran özelliği? Yani ekranınızda 4 tane farklı uygulama açabiliyorsunuz ve aynı zamanda bir artısı olarak bir alışveriş yapacağınızı düşünün. Aynı uygulamayı da yan yana 2 kere açabiliyorsunuz. Kıyafet alacaksınız ve karşılaştırmanız gerekiyor. Genelde SS'ini alırız ve bir sağ bir sola kaydırarak galerimizden bakıyoruz ama tablet sayesinde ikisini yan yana koyduğumuzda aradaki farkları, hangisini seçeceğinizi gibi böyle ekstra farklılıklar yaratıyor bu tablet bizlere. Ekran tarafını kısaca toparlayacak olursam, canlı bir ekran bizleri karşılıyor. Sizler için özel olarak en çok kullandığınız uygulamaları klasörleştiriyor. Ekstra olarak bir uygulamanın içeriğine bakmak istiyorsanız üzerine uzun bir şekilde tutup yukarıya kaydırdığınızda uygulamanın içeriklerini, bildirim gibi özellikleri görebiliyorsunuz. Belki de bunu bir mailiniz için yaparsınız ya da başka bir uygulama için yaparsınız. Bunu bilemiyorum ama bence oldukça güzel bir özellik. Widget'ları da oldukça dolu dolu. Sizler için bunları ayarlar da değiştirebilme özelliği de sunmuşlar. Bunları kişiselleştirebilirsiniz kendinizce. Ekran tarafında Huawei yine bence gayet derin düşünülmüş güzel bir ekran olduğunu söyleyebilirim.
Ekrandan bahsettik. Şimdi bir de kamera özelliklerine gelelim. Yani bir tableti kullanırken genelde bir manzara fotoğrafı çekmiyoruz. Dışarıda tabletimi alayım da fotoğraf çekmeye gideyim demiyoruz tabii ki ama bu tabletlerin en önemli özelliği görüntülü görüşme sağlayabilmemiz ve bir görüntülü görüşme yaparken karşı tarafa gerçekten net bir görüntü sağlıyor. Keza arka tarafında da hani gerçekten büyük bir performans beklemiyoruz genelde tabletlerin kameralarında ama yani birazdan siz de ekranda göreceksiniz birkaç fotoğraf. Bunları görüntülü konuşma yaparken gayet ideal olduğunu söyleyebilirim. Zaten arka tarafında da belki kamerayı kullanacak olursanız da bir belge tararken kullanıyoruz genelde. Arka kamerayı kullanırken bu sayede bu belgelerde bozulmalar, bulanıklıklar yaşamayacaksınızdır diyebiliriz. Selamlar, şu an beni Huawei MateBait 10.4'ten duyuyorsunuz. Ön kamerasının video performansı bu şekilde. Umarım sesim size iyi geliyordur. Şu an gayet normal bir ses tonumla konuşuyorum. Sesimi yükseltmiyorum. Umarım karşı tarafa güzel bir şekilde geliyordur. Aynı zamanda kamerada demişken üzerine tam da değineyim, bir görüntülü görüşme yapıyoruz. Üst tarafta 3 adet mikrofonu bulunduğunu söylemiştik. Bu mikrofonlar sayesinde bir görüntülü toplantıdaysanız eğer dış ses etkisini azaltıyor ve sizin sesinizi karşıya rahat bir şekilde iletiyor. Yani bunu eminim pandemi döneminde hepimiz yaşamışızdır. Ya konuşuyoruz, arkadan kapı cızırtısı, başka bir şey, sürekli bir ses geliyor. Ama Huawei'in bu tabletlerinde geliştirilmiş özellik sayesinde sesimiz karşı tarafa net bir şekilde ilerliyor ve dış seslerin etkisi oldukça çok bir şekilde azalıyor. Ekranı, kamerayı geride bıraktık. Şimdi de geldik donanım kısmına. Donanım kısmında ise tabletimiz Harmony OS ile geliyor. Bu işletim sistemi sayesinde en başta ekranda bahsettiğimiz gibi yeni widgetlar, aynı zamanda yeni ekran tasarımı bunların içerisinde yer alıyor. Tabletimizin 4 GB RAM'i bulunuyor ve 4 GB RAM'in bir de iki varyantı var. Bir 128 GB olan, bir de 64 GB olan. 64 GB olanın fiyatı biraz daha uygun ama 128 GB olanın fiyatı birazcık daha yüksek. Bunun da nedeni yanında klavyesinin de gelmesinden kaynaklı. Zaten Huawei'in resmi web sitesinde bunların detaylarını görebilirsiniz. Ekstra olarak zaten microSD kartla beraber bu hafızayı arttırabiliyorsunuz. 8 çekirdekli işlemci sayesinde notlarınızı alırken, ki bu tableti böyle biraz daha grafik tasarımcıların da kullanabileceği bir tablet olduğu için herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Oyun tarafında zaten yan taraflarında bulunan hoparlör sayesinde donmaların, kasmaların da olmaması bizlere oldukça güzel artılar sağlıyor diyelim. Birazcık da gelelim bataryaya. Huawei yine bataryada harikalar yaratıyor. Şu an tabletimizin şarjı %60. Bu şarjı tablet hakkında tarafına girdiğimizde ne kadar kullanabiliyoruz biliyor musunuz? Hemen bakıyorum. %60 şarjda şu an tabletin kullanım süresini bize 27 saat 33 dakika olarak gösteriyor. Aynı zamanda tabletten kesintisiz bir şekilde video izlerseniz de size 13 saatlik bir kullanım deneyimi yaşatıyor diyelim. Gerçekten uzun bir süre ve bu uzun sürenin de olması sizlere bir avantaj sağlıyor. Çünkü sürekli tak çıkar şarja tableti, eğer işlerinizi buradan hallediyorsanız bir sıkıntı yaşamazsınız ve uzun süreli seyahatlerinizde tüm işlerinizi halledebilirsiniz diyelim. Aynı zamanda bu tabletimizin bir de çoklu ekran işbirliği var. Daha öncesinde Huawei laptop da incelemiştik. Bu çoklu ekran işbirliği ne oluyor? Elimizde bir tabletimiz var, yanımızda Huawei bir laptopumuz var ya da telefonumuz var. Dosya aktarımını çok kolay bir şekilde sağlayabiliyoruz. Direkt buradan tutup onu atabiliyoruz, oradan oraya atabiliyoruz ve herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz ve bu işlemlerin hepsi çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Bu da oldukça güzel bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda ekranın mavi ışık ve titremeleri azaltması sayesinde gözlerimizi koruması gerçekten güzel bir özellik. Batarya konusunda çok güçlü, uzun süreli işlerinizde sizi yarı yolda bırakmayacak bir tablet olduğunu söyleyebiliriz. Donanım tarafında 8 çekirdekli bir işlemcisinin olması bize gerçekten güzel bir deneyim yaşatıyor. Donmaların, kasmalarının yaşanmaması artı bir özellik. Ekstra olarak tabletimizin not özelliğinde isterseniz çizimlerinizde, isterseniz normal bir ofis ortamında not almak istiyorsanız çok fazla özelliği bulunuyor not tarafında da. Bunları da göz atmanız mutlaka önerilir. Sizin ihtiyacınızı karşılayabilecek bir tablet olduğunu düşünüyorum. Bir artımız da hemen geliyor. Buradan klavye desteğimizin olması. Hemen klavyeyi de takayım.
çok kolay bir şekilde yan tarafından takabiliyorsunuz. Taktığınızdaysa ofis ortamında rahat bir şekilde çalışabilirsiniz. Genelde bazen insanlar tablet mi alsam, bilgisayar mı alsam arasında gidip geliyor. Çünkü bir tablette Word tarafında not alırken, yazarken sıkıntılar yaşayabiliyoruz ama klavyesinin olması gerçekten çok güzel ve böyle hani kahve içenler bilir ya, yumuşak içim diye bir şey vardır. Yani klavye tam bir, yani nasıl tabir edeceğimi bilmiyorum ama yumuşak içim. 1,3 milimliğiyle gerçekten böyle incecik bir klavye bizlerle beraber oluyor. Bunu da Huawei web sitesinde göreceksiniz. Eğer klavye ile beraber almak istiyorsanız fiyat biraz daha artıyor. Klavyesinin de oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Yani insan sürekli böyle yazısı geliyor. O kadar güzel bir klavyesi var. Bu klavyemizin ekstrada kısa yolları da bulunuyor. Bu kısa yollarda bize kolaylıklar sağlıyor. Kalem desteğinden bahsedeyim. Kalem desteğinde de kalemle çizimler yapmak istiyorsanız kalemi ekstradan satın almanız gerekiyor. M Pencil bu tabletlere uyumlu. Ekstra olarak kaleminizi aldığınızda böyle gayet rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Biz bunu deneyimledik. Bizim kendi ofisimizde bir M Pencil'ımız vardı ve gayet güzel bir şekilde çalıştı. Gelelim bu güzel cihazımızın fiyatına. Ne kadar bir fiyatımız var? Fiyat tarafında eğer sadece tableti almak istiyorsanız Huawei web sitesinde 4 GB RAM, 64 GB'lık dahili depolamasıyla 3099 TL olarak satışa sunulmuş. Ekstra olarak 4 GB RAM ve 128 GB'lık dahili depolamalı tableti almak istiyorsanız yanında klavyesi de geliyor. Klavye ile beraber 5499 TL oluyor ve bunu aldığınızda size ekstradan Samsung hediyesi de veriyorlar. Bu da gayet hoş bir detay olduğunu söyleyebilirim. Tabletin üzerinden bu şekilde geçmiş olduk. Biz tableti gerçekten çok beğendik. Özellikle ben klavyeli böyle tabletleri çok seviyorum. Yani almayı düşünüyorsanız bence klavyeli tablet alın derim. Ama tabii ki ihtiyacınıza yönelik. Eğer ben çizim yapmak istiyorum derseniz tableti alırsınız. Üzerine bir kalem alırsınız. Onu o şekilde kullanırsınız. Ama bir ofis ortamında çalışacaksanız eğer klavyeli bir tablet almanız gerçekten sizin daha çok yararınıza olacaktır diyelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.